İsimleri hiç değiştirmemiş, kapatılmamış ama faaliyeti dışında kullanılıyordu bu 8 yıl içerisinde. Biz geldik, bizim bünyemizde olan 2 tanesinin hızlı pratik bir bakım onarımlarını yaptık, tadilatlarını yaptık. Bir kreşin içerisinde bulunması gereken bütün envanterlerini yaptık. Orada eğitim verecek hocaların eğitim müfredatlarını planladık kentteki kurumlarla birlikte. Ve hızlı pratik onarı belirledik ve çalışmalara başlattık. Sadece Kürtçe değil, biz ısrarla birkaç tane yabancı dil, İngilizce, Fransızca, varsa talep varsa başka dillerde de ısrarla kreş yaştaki çocuklara birkaç dili birlikte öğretme. Sadece kendi ana dillerini değil, alternatif yabancı dil de üretme gayesindeyiz. Ama elbette ki de toplumun yoğun talebi kendi ana dilleriyle başlama süreçleridir. Bunu ama biz de topluma şunu diyoruz. Artık bir milenyum çağı neredeyse bitmek üzere. Çocuklarımız bu kent hala bir alternatif ikinci bir dili bilmiyor ve büyüklerimiz bile bari çocuklarımızın geleceğini kurtarabilecek bir yapıyla, bir oluşumla, bir eğitim sistemiyle hizmet vermek istiyoruz ve aileleri de ikna etmeye çalışıyoruz bu konuda. Müfettiş atandı biliyorsunuz. İlgili mevzuat, yani eğitim veren kurumların mevzuatları gereği orada olması gerekenlerle ilgili. Biliyorsunuz bizim Zarukistanlar çok dillidir. Sadece Kürtçe tek değil, çok dilli bir çalışma veriyor. Ve bilenler bilir, yani kreşlerde oturup bir eğitim müfredatı yok. Orada tamamıyla sosyal çalışmaların, oyun gruplarının, dil öğretimlerinin ve belki de başarabilirsek okuma yazma öğretme alanlarıdır. Bir sosyal yaşam alanı gibi çocuklar için. Böyle bir an müfettişlerin tutacağı raporlar daha bize gelmedi, bize yansımadı bir sonra. Bir bakalım müfettiş raporları bittiğinde ne olacak? Thank you.